Herkese merhabalar arkadaşlar. Sayı kümeleri videomuzla sizlerle beraberiz. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde ne yapmıştık? Burada gördüğünüz gibi küme problemleri, kartezyen çarpımı işleyip tamamlamıştık. Bu haftaki dersimizde ise sayı kümeleri videosu bizlerle beraber. Hemen Dinamo Soru Bankamızı alalım ve bakalım neredeyiz ne yapıyoruz. Arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'nda sayı kümeleri ünite 3'te yer almakta. Şimdi biz buradaki sayı kümelerini tamamlayacağız ve dolayısıyla sizlerden artık isteğim buradaki testra kısmında geçen testleri bitirmeniz tamamlamanız arkadaşlar. Görüyorsunuz şu kadarlık bir kısım var aslında çok fazla da bir konumuz yok. Evet hiç vakit kaybetmeden o zaman dersimize başlayalım. <laughs> Sayı kümeleri dersinde arkadaşlar doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılar, reel sayılar ve sayı doğrusu üzerinde yani analitik düzlem üzerinde çalışmalar yapacağız. İlk başlığımız sayı kümeleri. Şimdi öncelikle şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Cep telefonunun üzerinde bir arama yaparken arkadaşlar kullandığımız bütün sayılara biz ne isim veriyoruz? Bakın şöyle yazalım, değil mi? Yerleri galiba bu şekildeydi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şöyle. Bütün sayılara biz arkadaşlar rakam ismini veriyoruz. Peki rakamlar kaç taneymiş? 10 taneymiş. E o zaman 10 tane rakamımız varsa biz onluk sayma sisteminde çalışırız. Şimdi doğal sayı dediğimiz kavramsa şu. Şu anda kağıdın üzerinde kaç tane kalem var? Bir tane kalem var. Bir doğal bir sayıdır. Peki alırsam kaç tane kalem var? Hiç kalem yok. Yani sıfır tane kalem var. O yüzden doğal sayıları sıfırdan başlatırız. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar götürürüz. Doğal sayılar natürel kelimesinin baş harfinden dolayı bu şekilde süslü N ile gösteriliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki sayma sayıları sayma yapmaya zaten bakın 1 2 3 4 1'den başlıyorsunuz. O zaman doğal sayıların bu altını çizmiş olduğum kısmı yani alt kümesi sayma sayılar oluyor arkadaşlar sayma sayıları birden başlar ve sonsuza gider ve birer birer artar sadece bakın ikisinin arasındaki fark sıfır dikkat ettiyseniz dolayısıyla sıfır doğal sayılar kümesinde bulunduğu için sıfır ile işlem yapmak çok önemli Tabii ki sorularda doğal sayı sorularını çözerken arkadaşlar sıfırı unutmayacağız değil mi bu bizim için çok değerli ve sayma sayılarının kümesi de elbette ki sıfırı hariç tuttuğumuz için bu şekilde üzerine bir artı bırakılarak gösteriliyor. N artıyla sayma sayılarını göstermiş oluyoruz. Devam edelim bakalım. Tam sayılara geldik. Şimdi bakınız ilk başta şu kısma dikkat edersek burası az evvel öğrendiğimiz doğal sayılar kümesi oluyor değil mi? Burası. Bunu da kapatırsak burası sayma sayılarının kümesi oluyor. Peki ben buradaki sayma sayılarının işaretlerini değiştirirsem yani eksi bir Eksi 2 eksi 3 sayıların da yani negatif sayıları da işin içerisine koşarsam bu sefer ismini oluyor tam sayılar kümesi oluyor. Kümemiz bir tık daha genişledi dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla arkadaşlar tam sayılarında sembolünü hemen öğrenelim buradan. Neymiş? Z harfi Almanca zahlenin baş harfi işte bu Z buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi tam sayılar kümesine dikkat ettiniz mi? Negatif tam sayılar olmak üzere bir küme var. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3'ten oluşuyor bu sayılar. Bir de pozitif tam sayılar olmak üzere şu şekilde başka bir alt küme var. Bunlar da 1, 2, 3 diye devam ediyor. Negatif tam sayıları z'nin üzerinde eksiyle pozitif tam sayıları z'nin üzerinde artıyla gösteririz. Hocam sıfır ne olacak? Sıfır işaretsiz arkadaşlar yani nötrdür diyebiliriz. Hemen de şunu kaldıralım ve bakın ne geliyor karşımıza? tam sayılar kümesi yani Z 3 parçadan oluşuyor. Negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfır kümesini sıfır içeren bu elemanla bir elemanlı kümenin birleşiminden oluşuyor. Bu kümeyi e, bu sembolü daha doğrusu hatırlayacaksınız arkadaşlar kümeler ünitesinden birleşim demektir. O halde bu küme bu küme ve sıfırı içeren şu kümeyi birleştirdiğimizde tam sayılar kümesini elde ediyormuşuz diyebiliriz. Peki, doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin alt kümesidir. Evet, bunu az evvel de konuşmuştuk. Bakın, tam sayılar kümesini şöyle düşünürseniz, bunu kapatırsam buradaki elemanları şu elemanlar zaten doğal sayılar kümesine aittir. Dolayısıyla arkadaşlar, doğal sayılar kümesi N harfiyle gösteriliyordu. Tam sayılar kümesinin alt kümesidir yorumunu da yapabiliriz. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi. Şimdi birkaç tane bilmemiz gereken nokta var sıfır negatif veya pozitif değildir. Yani az evvel de söyledik. Nötrdür değil mi? Sıfır için işaretsizdir diyeceğiz. Tam sayılar ile ilgili soruları yaparken negatifleri de unutmayacağız. Evet az sonra göreceğiz. Misalen arkadaşlar A ve B tam sayı olmak üzere diye soruya giriş yapacak. Ondan sonra A artı B eşittir 10 diyecek. Şimdi biz burada şunu düşünüyoruz sadece. İşte A'ya 0 değerini versem ondan sonra B 10 olur. A'ya 1 versem B 9 olur. Fakat bakın tam sayı dediği için A'ya eksi 1 de verebilirsiniz. A'ya eksi 1 verirseniz B 11 olur. Gibi gibi burada negatif değerleri de akıl edeceğiz. Bunu buna dikkat edelim. Yani tam sayılarla ilgili çözüm yaparken negatifleri de unutmayalım. Toplamları bilinen iki tam sayının çarpımının en büyük olması için sayılar birbirine en yakın seçilmelidir diyor. Evet, bu bizim için değerli bir bilgi. Bunu zaten sorularda birkaç denemeyle kendimiz de anlayabiliriz. Mesela şu benim yazmış olduğum örnekten gidelim. Arkadaşlar, burada toplamları sabit olan iki tane sayı, e, düzeltiyorum, iki tane ifade görüyorsunuz. Neymiş? Toplamları 10'muş. Bu iki tane tam sayının çarpımının en büyük olması için sayılar birbirine en yakın seçilecek. Peki nasıl seçeceğiz hocam? Bak, bir tanesini 5 seç, bir tanesini de 5 seç. Ne oldu bunların çarpımı? 25 oldu. Yani bu toplam eğer 10'sa bunların çarpımı dan alabileceği maksimum değer arkadaşlar 25'tir ve dikkat ettiniz mi en yakın seçtim. Fakat bir konuda uyarayım size. Bazı sorularda A ve B birbirinden farklı olsun der farklı olsun derse 5 5 seçemezsiniz. 6 4 seçmek zorunda kalırsınız. Bunlara az sonra sorularda yine değineceğiz. Çarpımları bilinen iki tam sayının toplamının en büyük olması için sayılar birbirine en uzak seçilmedir diyor. Arkadaşlar bu sefer de dikkat edin. Çarpımlarını biliyoruz. Misal verelim. A ile B'nin çarpımı 12 olsun. Ben de bunların toplamının alabileceği neyi bulmak istiyorum? Toplamının en büyük değerini bulmak istiyorum. Şimdi burada A ve B için hangi sayıları e, acaba kullanabilirim? Bakın dikkatli izleyin bir kere ben burada 1 verirsem şuna 12 veririm doğru mu? Buna 2 verirsem buraya 6 veririm. Buna 3 verirsem buna 4 veririm. Toplamına dikkat edin. İlkinde toplam 13, ikincisinde toplam 8, üçüncüsünde toplam 7. Yani ben burada toplamı en fazla yapmaya çalışıyorsam tabi burada A ve B tam sayı şöyle düşelim hemen. Toplamı en fazla yapmaya çalışıyorsam sayıları birbirine en uzak seçmem gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hocam burada tam sayı dediği için siz neden eksileri kullanmadınız? Bak toplama fazla Yapmaya çalışıyorum. Yani aslında burada negatif iki tane sayıyı kullansam, bu sefer toplamdan arkadaşlar negatif bir değer elde edeceğim. Yani toplamı küçültmüş olacağım. Bu yüzden burada negatif sayıları kullanmaya hiç gerek yok. Birbirine e, şu şekilde pozitif olan birbirine en uzak iki tane sayıyı seçmemiz yeterliydi. Sorduğum sorunun cevabı 13. Şimdi bu ikisini örneklerle açıklamaya çalıştık. Hemen bakalım. Bakalım ne tip örnekler karşımıza geliyor. İsterseniz bakın ben az evvelkileri yaptım. Siz de durdurun bu iki soruyu yapın arkadaşlar. Sonra devam edin videoya. Bakın burada matematik dilini önce çözmemiz lazım. Şuraya dikkat. Burada ne diyor? A ve B tam sayıdır diyor. Tam sayı. Peki tam sayıların içerisinde sıfır var mı? Var. Peki e, negatif sayılar var mı? Var arkadaşlar. Hemen toplamları 17'ymiş. çarpımların en çok yapmaya çalışacağız. Diyelim ki az evvel verdiğim bilgiyi unuttun. Ne yapacaksın? Hemen söylüyorum. Burada bir iki deneme yapacağız. Arkadaşlar bakın. Ben A sayısına eğer 0 verirsem B sayısı ne olur? 17 olur. Peki bu ikisinin çarpımı ne olur? Şöyle yazalım. 0 olur tabii ki. Ama çarpımı en fazla yapmaya çalışıyoruz. Dikkat. Peki A sayısına 1 verirsem B sayısı ne olur? 16. İkisini çarparsanız bu sefer 16 elde ediyorsunuz. Yani sayılar yaklaşınca ifadenin sonucu arttı. Aman Rabbi O zaman sayıları birbirine en yakın seçmelisiniz. Peki arkadaşlar sayılardan bir bir tanesini 8, bir tanesini 9 desek birbirine en yakın olmaz mı? Olur hocam. Buradan çarpımları 72 olacağı için bu ifadede daha doğrusu bu sorunun doğru yanıtı 72 olacaktı. Sevgili arkadaşlar, Dinamo soru bankamızdan zaten kümeler konusunu tamamlamıştık. En son kümelerde işlemler eee Problemler ve akabinde de neyi yapmıştık? Kartezyen çarpımı yapmıştık arkadaşlar. Bakın, şimdiki konumuzda tabii ki sayı kümeleri map kazanımlarına uygun olarak ilerliyoruz ve bu dersimizde sayı kümelerini size tanıtıyoruz. Bunlarla ilgili soru tiplerine bakacağız. Eğer eğer arkadaşlar başka bir soru bankası isterseniz sıfırdan soru sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankasında kullanabilirsiniz diye söylemiş olalım. Şimdi gelelim ikinci sorumuzun cevabına. İkinci sorumuzda x'e x ve y'nin tam sayı olduğunu söylenmiş. Çarpımları 18 ise x artı y en fazla kaçtır? 1 2 denemeyle bunu anlayabiliriz. Misal veriyorum. X'e 1 verdiniz. Y 18 oldu. Toplamlarını şuraya yazacağım hemen. İkisinin toplamı ne oldu? 19 oldu. Peki X'e 2 verirseniz Y 9 olur. Toplamları 11 olur. X'e 3 verirseniz Y 6 olur. Toplamları 9 olur. Sayıları yaklaştırdıkça toplam küçülüyor. E ben en fazla istiyorum toplamı. O yüzden sayıları birbirine en uzak seçeceğim burada. Demek ki arkadaşlar bu sorunun doğru yanıtı 19 olarak karşımıza çıkıyor. Yani az evvel size burada söylediğim şeyleri ezberden bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar bu şekilde bir iki denemeyle nereye yönlendiğini hemen kendiniz tespit edebilirsiniz. Rasyonel sayılara geldik. Şimdi bakın rasyonel konuş diye bir cümle duydunuz mu? Duymadıysanız ben söyleyeyim. Rasyonel konuşmak akılcı, mantıklı konuşmak anlamına geliyor. Rasyonel sayı da mantıksal sayı anlamına gelir. Arkadaşlar A ve B tam sayılarını oranlarsak işte bu elde ettiğimiz sayıya biz rasyonel sayı diyoruz. Ve burada B sıfırdan farklı olmak zorunda. Neden? Çünkü paydaya sıfır geldiği anda güm ifade tanımsız olur. Bu yüzden B'yi sıfırdan farklı seçmek durumundayız. Örnek verelim rasyonel sayılara. Mesela 4 bölü 3. Bakın bu bir tam sayı. Bu da bir tam sayı. Oranladınız. Ne elde ettiniz? Bu bir rasyonel sayı. Peki eksi 5 tam sayısını 7'ye oranladık. Yine rasyonel sayı elde ettik. Bu arada şununla ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Eksi 5 bölü 7'yi böyle de yazabiliriz. Bu şekilde de yazabiliriz. Bu şekilde de eksi 7 şeklinde de yazabiliriz. Yani 5 bölü eksi 7 şeklinde de yazabiliriz. Bunların hepsi aynı şey oluyor ve bu bir rasyonel sayı. Buraya dikkat şimdi. 2, 0, eksi 3. Hocam bunlar tam sayı değil miydi? Evet arkadaşlar. Bunlar tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı. Neden? Çünkü bütün tam sayıların paydasında gizliden ne vardır? 1 vardır. Dolayısıyla bunlar da rasyonel sayılara örnek olarak gösterilebilir. Rasyonel sayıların sembolü buradaki Q'dur arkadaşlar. Q e, kümesi yani bir elemanın Q kümesine ait olması onun rasyonel rasyonel sayı olduğunu gösteriyor. Peki her tam sayı rasyonel sayı mıdır? Aynen bak burada yazıyor zaten. Onun dışında dikkat et tam sayılar rasyonel sayılar kümesinin alt kümesiymiş. Yani buradan şunu çıkaracağız. Madem her tam sayı bir rasyonel sayıysa tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi olacaktır. İşte bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben size burada girişte rasyonel sayıları mantıklı falan filan dedim ya onu hemen ona açıklık getireyim. Arkadaşlar 4 sayısını 3'e bölerseniz elde edeceğiniz sayı 1,3 devir olacaktır. Yani 1,333 diye gidecektir. Bakın virgülden sonrası düzenli devam ediyor. Düzenli devam ettiği için bu sayı rasyonel sayı grubuna giriyor. Yine aynı şekilde 4 bölü 5 örneğini verelim. Mes mesela bu 4 bölü 5 sayısını nedir? 2 ile genişletirseniz 8 bölü 10 olacaktır. Bu da 0,8. Dikkat ettiniz mi? Virgülden sonrası düzenli devam ediyor. Yani 8 yanında da elbette ne var bu 8'in yanında? Sıfırlar var arkadaşlar. Dolayısıyla bu sonsuza kadar devam ediyor. Bu Biz bu buradaki sıfırları göstermeyiz. Sadece 0,8 yani 0 tam onda 8 diye bunu okuruz. Peki rasyonel olmayan sayılar var bir de. Q rasyonel sayıların sembolüydü. Rasyonel olmayan sayılar bunun dışındadır. Dışındayı nasıl gösteriyorduk kümelerde? Tümleyen ne aferin. O yüzden rasyonel olmayan yani irrasyonel dediğimiz sayı kümesinin sembolü Q'nun üzerinde şu tümleyen işaretidir. Arkadaşlar A ve B tam sayı olmak üzere bu kesir dikkat edin bu kesire kesirli biçimde yazılabilen sayılara rasyonel diyorduk. Yazılamayan sayılara ise irrasyonel sayı ismini veriyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Peki virgülden sonraki kısmı düzensiz olan sayılar irrasyonel mi Örnek verelim mi? Pi sayısı. Bakın pi sayısının virgülden sonraki kısmı düzensizdir. 14-15 bir düzeni yoktur. Düzensiz olduğu için pi sayısı elemanıdır kimin irrasyonel sayıların yine e sayısı ilerleyen e, derslerde daha doğrusu ilerleyen sınıflarda öğreneceğiz e sayısının bu yaklaşık değer tabii ki e sayısının yaklaşık değeri 2,71 dolayısıyla arkadaşlar buradan da e sayısı virgülden sonra düzensiz devam ettiği için Q üssünün elemanıdır yani irrasyonel sayıdır. Yine şurası çok önemli. Kökten dışarı çıkamayan sayılara da biz irrasyonel sayı diyoruz. Bakın kök 5. 5 asal olduğu için dışarı çıkamıyor. 7 asal olduğu için dışarı çıkamıyor. Bir tane daha örnek yazalım. Kare kökün içinde 10. illa asal olmak zorunda değil. Arkadaşlar Karekök 10 dediğiniz sayı aslında 2 ve 5'in çarpımından oluşur. Bakınız 2 ve 5'in çarpımı şeklinde bile yazsanız bunlar dışarı çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için kök 10 sayısı irrasyonel olarak söylenebilir. İşte bu sayılar böyle oransal manada ifade edilemezler arkadaşlar. Biz bunlara irrasyonel sayılar diyoruz. Peki şunu bir kaldıralım. Hemen bakın burada ne varmış? Burada arkadaşlar Q ile Q üstünün yani rasyonel sayı ile altına yazalım bu rasyonel. Bu da irrasyonel değil mi? İrrasyonel sayı kümesinin kesişimi boş kümeymiş. Yani hiçbir yerde kesişmiyorlarmış. Aa o zaman şunu çıkarabilirim ben. Bir sayı ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. Başka uçarı kaçarı yok. Gerçek sayılara geldik. Şimdi arkadaşlar Gerçek sayılar, gerçel sayı diye de bazen bunu söylerler. Onu da yazalım. Bu da aynı anlama geliyor ya da reel sayılar. Şimdi bizim hatırlarsanız dersin başından beri yaptığımız bir şey var. İlk başta rakamları öğrendik, değil mi? Rakamlar 10 taneydi. Buraya rakamlar kümesi şöyle üzerine yazayım. Rakamlar. Rakamlar 10 taneydi ve ben bunu eğer sınırsız uzatırsam 9'dan sonra 10, 11 diye devam ettirirsem doğal sayılar kümesini elde ediyordum. Bu doğal sayıların gösterimiydi, natural'den dolayı. O doğal sayılara eksili sayıları da eklersek tam sayılara elde ediyorduk arkadaşlar bu da tam sayıların gösterimi. Peki Tam sayıların yanında bir de kesirli sayılar var. Bakın kesirli sayıları da işin içerisine katarsanız yani hem tam sayılar hem de kesirli sayıları düşünün. Örnek verelim. 5, 3 bunlar tam sayılar kümesinden. Bir de işte 1 bölü 2, eksi 5 bölü 7 gibi sayılar var. Bunların tamamına birden rasyonel sayı ismi veriliyor. Hemen yazalım şöyle. Rasyonel sayı gösterimi. Rasyonel sayının küme gösterimi o. Hemen rasyonel sayılardan sonra bir de ne vardı? İrrasyonel sayılar vardı arkadaşlar. Bu da bizim için irrasyonel sayıların gösterimi oluyordu. Peki biz rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesini böyle birleştirirsek yeni bir küme elde ettik mi? Bakın yeni kümeye dikkat. Kırmızıyla boyuyorum yeni kümeyi. İşte bu yeni kümenin ismi arkadaşlar reel sayılardır. Yani gerçek ya da gerçel sayılardır. İşte sizin bildiğiniz bütün sayılar artık bu kümelere düşecek arkadaşlar. İsterseniz bir iki örnek yapalım. Mesela 5 sayısından başlayalım. Yerleştireceğim kümeye. 5 sayısı rakamdır. Aynı zamanda doğal sayıdır, aynı zamanda tam sayıdır, aynı zamanda rasyonel ve aynı zamanda reel sayıdır. Fakat 5 sayısı irrasyonel sayı kümesinin içinde yer almadığı için irrasyonel değildir. Onun dışında eksi 3. Arkadaşlar eksi 3 sayısını konumlandıralım. Bakın eksi 3 rakam değildir. Dolayısıyla bu kümenin içine giremez doğal sayı değildir değil mi? Peki tam sayı mıdır? Evet tam sayıdır. O yüzden eksi 3 doğal sayılar kümesinin dışında ama tam sayılar kümesinin içinde yer almak durumunda. Hemen şuraya eksi 3 dersiniz ve burada konumunu göstermiş olursunuz. Şuradaki eksi 5 bölü 7'ye bakalım. Bakın eksi 5 bölü 7 diye bir tam sayı olmaz. Fakat bu bir rasyonel sayı. Oransal manada gösterilmiş. O zaman eksi 5 bölü 7'nin e, gireceği yer tabii ki tam sayıların dışı ama rasyonellerin içi. O yüzden tam olarak buraya yer bileceğiz şöyle yapalım eksi 5 bölü 7 evet peki karekökün içerisinde 11 bu sayı rasyonel mi değil hocam dışarı çıkamıyor adam çünkü o zaman irrasyonel sayı grubuna yazacağız mesela pi sayısı mesela e sayısı mesela karekök 2 bunların hepsi irrasyonel sayıdır ve sizin bildiğiniz bütün sayılara biz gerçek sayı ismini veriyoruz arkadaşlar bunu da unutmayalım hemen buraya bir şey daha düşelim bakın rasyonel sayılar ile rasyonel sayıları birleştirdiğinizde hop bu oluşuyor. Doğru mu? O zaman şöyle dersiniz. Şuraya yazalım. Rasyonel sayılar ile Q ile Q üssünün birleşimi birleşimi bana neyi verecektir? Reel sayıları verecektir diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Peki sayı doğrusuna bakacağız şimdi. Hemen sayı doğrusundaki olayımızı anlatalım. Sayı doğrusunda bir başlangıç yani sıfır noktası vardır. Sağ tarafındaki sayılar pozitiftir arkadaşlar. Ve sağ tarafa gidildikçe sayılar ne olur? Artar yani büyürler. Sol tarafındaki sayılar arkadaşlar yani şuradaki sayılar ise negatif sayılarımızdır değil mi? Dolayısıyla sol tarafa doğru gidildikçe sayılar azalır yani küçülür yorumunu yapabiliriz. Şimdi sıfır buradaysa mesela bir burada değil mi? İki burada 3 burada diye diye devam ederiz. Bu taraftan gelelim, eksi 1 burada olsun, ondan sonra eksi 2 burada olsun, buradan da böyle eksi 3 şeklinde devam edip gideceğiz. Şunu da unutmayalım, sayı doğrusunun üzerinde mesela şu nokta, bu nokta arkadaşlar sıfırla bir arasında bir sayı temsil eder. Örnek vereyim size. 1 bölü 2 olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Çünkü 1 bölü 2 yarım demektir. Ya da buradaki nokta arkadaşlar. Bakınız şuradaki nokta. Buradaki noktayı biz örnek veriyorum tabii ki 4 bölü 3 ile temsil edebilir miyiz? Edebiliriz. Çünkü 4 bölü 3 birden fazladır ama 2'den daha küçüktür. O halde diyebilirim ki burada sayı doğrusunun üzerinde sınırsız sayıda sayı var hocam. Bütün reel sayılar bunun üzerindedir diyebiliriz. Burada sonsuz artı sonsuz var değil mi? Sonsuz işareti bu. Bu taraftan da arkadaşlar. Eksi sonsuz ideal sayısı var. Bunlar sayı değiller. Nereye gittiklerini anlatıyor sadece. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bunu bir kaldıralım bakalım. Gerçek sayılar kümesi sayı doğrusunu tam olarak doldurur. Aynen öyle. Bir kere gerçek sayılara biz ne demiştik? Reel sayılar demiştik. Ve reel sayıları neyle göstermiştik? Süslü ile göstermiştik. Arkadaşlar sizin bildiğiniz bütün sayılar bu sayı doğrusunun üzerinde yer alır. Örnek verelim bir tane daha. Kare kökün içerisinde 5. Buyur. Karekökün içerisinde 5'in yeri buralarda bir yerde. Neden? Çünkü karekökün e, 4 yani daha doğrusu karekök 4'ün 2 olduğunu biliyoruz. O zaman karekök 5 kesinlikle 2'den fazladır. 2'den fazla fakat 3 değildir. O zaman buralarda bir yere kendi bir yerde kendine yer bulmuştur yorumunu yapabiliriz. Mesela pi sayısı, pi sayısı 3 ile 4'ün arasında bir sayı değil mi? İşte burada. Arkadaşlar bildiğiniz bütün gerçek sayılar bu sayı doğrusunun üzerinde konumlanmış durumdadır. Peki yani demişiz. Sayı doğrusu üzerindeki her nokta bir gerçek sayıya karşılık gelir. Evet aynen öyle zaten biz de bunu az evvel ifade etmiştik. Her nokta bir gerçek sayı temsil eder. Burada da sonsuz tane nokta var. Analitik düzlem ve koordinat sistemine bakalım şimdi. Sevgili arkadaşlar İki sayı doğrusunun o noktasında dik kesişmesiyle ki bu o noktası sıfır noktasıdır yani şurası tam oluyor. Dik kesişmesiyle bakın dik kesişmesiyle oluşan düzleme analitik düzlem yani koordinat sistemi ismini veriyoruz biz. Bakın şöyle bir tane az evvel yapmıştık ya sayı doğrusu burası sıfır noktası. Buradan tabii ki 1, 2, 3 diye diye devam edecek. Bu taraftan da eksi 1 işte eksi 2 diye diye devam edecek değil mi? Bu bir sayı doğrusu. Bu sayı doğrusuna dik olacak başka bir sayı doğrusu alalım. Tabii ki bu sayı doğrusunda ne olacaktır? Sıfırdan yukarı doğru artış gösterecektir. Şöyle yapalım. 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Buradan da aşağı doğru azalacaktır. Eksi 1, işte eksi 2 vesaire diye devam ediyor. Geliyor. Şimdi iki tane sayı doğrusunu dik kesiştirirseniz başlangıç noktalarından itibaren dik koordinat sistemini elde etmiş oluyorsunuz. Analitik düzlem dediğimiz bu. Ve bu analitik düzlemde bölgeler var sevgili arkadaşlar. Şimdi kolumda saat olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Saati buraya koyardım. Bir burada ya şuraya denk gelirdi. Hemen Buraya bir yazıyorum. Burası analitik sistemin birinci bölgesi ve saat yönünün tersine doğru gidiyorum bölgeler için. Burası ikinci bölge, tersine doğru geliyorum. Burası üçüncü bölge, tersine doğru geliyorum. Burası dördüncü bölge. Demek ki koordinat sistemi benim düzlemi dört bölgeye ayırıyormuş. Hemen şunu bir kaldıralım. Bakın ne diyor? X ve y reel sayı olmak üzere koordinat sistemindeki her bir nokta x, y sıralı ikilisine karşılık gelir. Evet arkadaşlar misal verelim. Burada bir tane nokta var. Bakın bunu nasıl ifade ediyoruz biliyor musunuz? 1'in birleşimi ve 2'nin birleşimiyle oluşmuşsa eğer bu a noktası. Önce x ekseninden alıyoruz ki bu aldığımız sayı dikkat edin 1. Sonra y ekseninden hangi sayıya karşılık gelmişse onu yazıyoruz. Yani a noktasının koordinat değerleri 1,2 adresleme yaptık burada. Peki Şuradan bir tane belirleyelim. Mesela eksi 2'den devam ettim. Bir de 4'ten getirdim. Şurada birleştirdim. Buraya da B noktası diyelim. B noktasının koordinatları bakın neymiş? Dikkat. Hemen Buradan x'ten eksi 2 olduğunu anladım. Yazdım. Y'den de 4 olduğunu anladım. Onu da yazdım. Arkadaşlar B noktasının koordinatları önce x sonra y yazılacağı için eksi 2 virgül 4'tür. Müthiş. Peki ben burada x'e bir isim verecek miyim? Yani şu eksi 2 evet vereceğim. Arkadaşlar bunun ismi absistir. Bunu bilelim. Ve şuradaki 4'ün de bir ismi var tabii ki. Onu da şuraya yazalım. Ordinat diyorlar arkadaşlar buna. Yani absis ilk bileşendir. Ordinat ikinci bileşendir. Hadi buraya da yazalım bunun ismi absis oluyormuş. Bunun ismi ise ordinat oluyormuş diyebiliriz. İşte böyle. Koordinat sistemi dediğim şey aslında noktalardan oluşuyor. Peki üçüncü bölgede mesela eksi 2 ile bir eksi 1'i birleştirdik. Şurada bir c noktası var. Önce eksi 2'yi yazacaksınız sonra eksi 1'i yazacaksınız. Burada hemen yapalım. Mesela 3 ile işte eksi 2'yi birleştirdik. Ne olacaktır? D noktası. Önce 3'ü sonra eksi 2'yi yazacaksın. Yani D noktasının apsisi pozitif, ordinatı negatif. Aa bak buradan da işaretlere geçiş yapmış olduk bir nevi. Birinci bölgede hem absis pozitif hem ordinat pozitiftir. İkinci bölgede arkadaşlar absis negatif ordinat pozitiftir. Üçüncü bölgede hem absis hem ordinat negatiftir. Dördüncü bölgedeki bir nokta içinde mesela absis artı iken yani pozitifken ordinat negatiftir yorumunu yapabiliriz. Koordinat sistemi de bu şekilde. Peki model sorumuz üzerinden bakalım olaya. ABC noktalarını koordinat sisteminde gösteriniz. Hadi bakalım. Y eksenini çizdim. Bir de ona dik olacak şekilde X eksenini çizdim. Buraya da sıfır attım. Şunları da hemen şöyle ok sembolü bırakalım. Bir kere arkadaşlar A noktası 3,2. Bakın 3 x'ten alınır. 2 y'den alınır. 1, 2, 3. 3 burada. Sonra y'den 2'yi alacağız. Bak yukarı doğru çıktıkça ne oluyor zaten? Pozitif sayılar e, oluyor. O zaman x'ten 3'ü y'den 2'yi birleştirirsek hemen karşımıza a noktası çıkmış oluyor. İşte yeri burası. Buna geldim. Eksi 2 4 x değeri eksi 2, y değeri artı 4. Hemen burası eksi 1'dir. Hemen yanında eksi 2 vardır. Hemen yanında eksi 3 vardır diye diye gider. Ben ne yapacağım? x'ten eksi 2, y'den 4'ü alacağım. Bakın 4 de buradadır. Hemen 4'ü ve eksi 2'yi şöyle karşılaştırdım. Kesişmesini sağladım. Kesişirse bunlar B noktasını meydana getirmiş olacaktır. C'ye bakalım. Eksi 3'e eksi 3. Hemen X'ten eksi 3'ü, y'den de eksi 3 alacağım. Tabii y'deki eksi 3 değerleri şurada sıralanmıştır. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle. Bakın, x'ten eksi 3'ü, y'den de eksi 3'ü aldınız ve bunların birleştiği yere bir nokta bırakırsanız, bu nokta C noktası olur arkadaşlar diyebiliriz ve üçüncü bölge. D noktası için, x'ten 5, y'den eksi 2 almalısınız. Hemen x'ten 5'i bulalım. Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyordu. Dikkat ettiniz mi? X5 burada. Y eksi 2 burada. Bunları şurada karşılaştıracağız. Hemen tık 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 tık. Şöyle bunu da uzattım. Hop burası D imiş. Ve buradan da D noktasını tespit etmiş olduk. Her bir nokta bir bölgeye karşılık geldi. Dikkat ettiyseniz burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü bölge arkadaşlar. Peki şunu da söylemekte fayda var. Ya şunun tam üzerinde bir nokta olsaydı. Mesela Y ekseninin üzerinde bir nokta olsaydı. Ya da X ekseninin üzerinde bir nokta olsaydı. Arkadaşlar eksenlerin üzerinde olan noktalar herhangi bir bölgeye ait değillerdir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani şöyle bir koordinat sisteminde y ekseni ve x eksenini çizelim. Burası sıfır noktası. Eğer şurada 1, 2 şu noktayı adreslemek isterseniz bu noktanın bir bölgesi yok. Sadece x ekseninin üzerinde dersiniz ve bunu adreslerken x değeri görüyorsunuz 2'dir. Y değeri de bakın 0'a tekabül etmiş. O yüzden 2,0 diye adresleriz bunu. Yine aynı şekilde y ekseninin üzerindeki herhangi bir noktayı göstereyim. Mesela burası. Şunun adresini nasıl yazacağız? Bak bu sefer de x'ten 0'a bakıyor. Y'den 3'e bakıyor. O yüzden bu noktanın adresi x0, x önce yazılıyor. Y sonra yazılıyor. 0,3 olarak karşımıza çıkıyor. Buna da dikkat edelim. Yani eksenlerin üstündeki noktalar bir bölgeye ait değiller. Konu bitmiş. Arkadaşlar neler öğrendik? Doğal sayılar kümesini öğrendik. Natürel kelimesinden dolayı N ile süslü N ile gösteriliyor. Zahlen kelimesinden dolayı süslü Z ile gösteriliyor. Rasyonel sayılar Q ile irrasyonel yani rasyonel olmayanlar Q üssüyle gösteriliyor. Zaten bu ikisinin birleşimine biz reel sayılar ismini vermiştik ve bildiğimiz bütün sayılar reel sayıydı. Sayı doğrusuna baktık arkadaşlar ve analitik düzlem çalıştık bu dersimizde. Artık dersimizi kapatma zamanı geldi. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bu da bu dersimizin ödüllü sorusu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar. <laughs>